yaptığın işi ha. Ben de ne zannettim? Burası abi. Sola dönünce ileride sağdaki oda. Zaza bırak. Cevher'i severdim. Başın sağ olsun. Ben ömrüm boyunca ölümden korkmadım. Cevher sayesinde korkusuzluğum. Nasılsa beni gömecek, intikam alacak biri var derdim. Niye korkam ki? Arkadaşlık budur. Bilirsin ki birisi sen ölürsen seni yaşatacak. Ayşe kardeşin odur. Cevap benim yeğenim değil. Kardeşimdi. Mehmet senin için neyse. Borikli senin için neyse. Cevher de benim için daha ilerisiydi. Yasağa güvendim. Öyle bir ulu çınardır ki dedim.
Gölge serindir, emindir. Ben bu çınara sırtımı dayanmışım. Huzurla kardeş kardeş yaşayacak demişim. Sen bizi dalında sallandırdın. Başın sağ olsun deyiz. Sen benim başımı kopardın. Daha değil Zaza. Daha değil. Cevheri defnedene kadar sana müsaade. Taziyeye gelir başını alır giderim. Başka tuzaklar olabilir. Madem buraya geliyordun, tuzaklı olduğunu bilmiyor muydun? O yüzden diyorum ya, kara yaşıyor. Bunlar yeni. Demek ki adam özel hayatına hassas. Kimsenin görmesini istemiyor. Bana izin verin. Karayı bulup getirip önünüze atayım. Alın bunu. Özel bir yere saklayın. Benden başka ve sizden başka kimse nerede olduğunu bilmeyecek. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Madem kara yaşıyor, muhakkak sana bir hesap kesecek. Beni öldürtmek mi istiyorsun savcı hanım? Götürün dedim. Savcı hanım, çok ileri gidiyorsun. Bırakın beni, bırakın. Ne yapıyorsunuz? Bırakın dedim. Sus kaşif oğlu, sus. Siz de ekiplere haber verin. Tuzakları imha etsinler. Yarın kazı başlayacak burada. Tamam savcı hanım. Kadına oğlunun cesedini verince bize istediğimiz bilgiyi verecek mi? Ne yapacağız peki Abdülay? Kadını konuşturmaya çalışalım abi. Mimati Bey, hocalar geliyor birazdan. Hadi sizi bekliyoruz. Allah Allah. Tamam. Hadi. Hayırlısıyla şu çocuğu bir uyandırsalar. İsviçre'ye götüreceğim tedavi için. Doktorların bir eksiğini mi gördün yenge? Hem senin için, hem benim için, hem de çocuklar için daha iyi olur. Ne senin için iyi olur, ne benim için iyi olur, ne de çocuklar için iyi olur yenge. Niye? İki dakika yaşatmazlar orada yenge. Yaşatmayacaksa öldür Zaza'yı. Ne oturuyorsun burada yanımda? Polat Alemdar'la konuş, benimle konuşma. Selvi için de mi onunla konuşayım? Odaya bir girdim, Kenan Selvi'nin yanında. Ne? Ya ben sizi anlamıyorum, size ne olmuş? Tokat delisi olmuşsunuz. Gelen giden bizi tokatlayıp geçiyor gidiyor. Yenge, bak beni fitiliyorsun. Yanlış adamı fitiliyorsun. Ben zamansız, ayarsız, fitilsiz bombayım. Ben zamanında size dedim ki
Tozcunun çocuğuyla bu iş olmaz. Hepiniz üstüme yürüdünüz. Sen karışma dediniz. Memat, senin Selvi ile bir şeyin mi var? Nasıl bir şeyim? Kendini mi düşünüyorsun Selvi? Nesrin! Ne sen bana böyle bir şey sordun, ne de ben böyle bir şey duydum. Gelmiyor musunuz Memati Bey? Yok. İyi canım. Merak etme sen, herkes iyi. Değerler bugün daha normal görünüyor hocam. Niye dolanıyorsun ortalıkta? Fırsatı görmeye geldim. Neyini göreceksin? Kalkınca yataktan gelir görür o seni. Sen iyi misin? Değilim. Sen mi vır vır ettin anana? Konuşmasın seninle diye yalvardım. Konuştu değil mi? Nerede o? Kenan mı geldi sana? Geldi, kovdum. Kovmayacaksın. Bana haber vereceksin ki ben camdan aşağı atıp geberteyim o iti. Bir daha gelirse haber veririm. Gülüm, sen daha çocuksun. Biliyorsun ben de çocukları hiç sevmem. Efendim, mahvolduk. Cevher ölmüş. Murat nerede? Cevher ölmüş. Bana söz verdin. Oğlum nerede? Sözümü tutamayayım diye Cevher ölmüş. Adım gibi eminim ki senin Suriyeli bu işin içinde. Başlarım adına. Oğlum nerede? Lale Zara, hayatında bir defa başkalarının çocuklarını kurtarma fırsatım var. Suriyeli'yi bana ver, oğlunun intikamını alayım. Çocuğun ölünce dizinin bağı tutmuyor. Yazık değil mi analara? Karışma. Gidin buradan.
Lalezara. İnsanlar ölecek. Suriyeli adamın İsrail'in uşaklığını yapıyor diye insanımız ölecek. Bunun halkına, halkımıza faydası var mı? Gidin buradan. Abi. Oğlunuz Azadi'yi Suriyeli öldürdü. Bunu kafana yaz. Seni öldüremediği için oğlunu öldürdü. Eğer bu eylemi de gerçekleştirirse, artık senin yerine ölecek bir oğlun da yok. Sen öleceksin. Herkes bedelini ödeyecek. Sen de, Zaza da. Bu işin içinde başka kim varsa herkes bedelini ödeyecek. Diye bunlara dil döküyoruz abi. Alayım laf silahını, alayını yakayım. Lale Suriyeli'yi satacak. Hayatta öyle bir şey yapmaz. Yapacak. Abi kendi aralarında çekişme varsa belki. Ama zannetmiyorum. Lale Suriyeli'yi satacak. Ama er ama geç. Kaşifoğlu'nu hangi delikteyse bulmamız lazım. Savcı hanım, emriniz üzerine Polat Alemdar ve arkadaşlarının dinleme izni talebini hazırladık. Tamam. Ben konuşurum hakim hanımla. Nasıl emrederseniz. Bu herkesi kapsıyor değil mi? Konuşmasıyla alakalı olarak ailesini de. Efendim, ortamda dinleme de mevcut. İster istemez herkesi dinleyeceğiz. Güvendiğin arkadaşlar var değil mi dinlemeyi yapacak? Evet efendim, var. Tamam. Ben size haber vereceğim. Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah. Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz. Tanık manık umurunda değil. Anasını satayım. Nereden çıktı bu savcılar? Kendini bir şey zannediyor. Eskiden bizi gördüklerinde esas duruşa geçip bir emriniz var mı diyorlardı. Şimdi bizi içeri atıyorlar.
spor yapmam lazım. Ne sporu? Yürü hadi. Nabzım yüksek. Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer. Nerede kaldın lan? Her şeyi getirdim abi. Aç bakalım. Ver. Oyuncak mı lan bu? Sok onu yerine, delirdin mi? Kendi polisimizi mi bombalayacağız? Sen istediğim şeyi getirdin mi? İyi hadi kes koçum. Kes. Hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim. İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi. Götürecektiniz beni hastaneye. Götürmediniz madem, bari bir doktor çağırın. Ne oluyor lan? Ne o, karanlıktan mı korkuyorsun? Panik yapma, jeneratör devreye girer şimdi. Bak gördün mü? Silah verin. Bu işin içinde bir iş var. Dışarıya bakın, ne oluyor? Jeneratör niye hala yok? Sana diyorum, silah ver! Hani senin kalbin kötüydü? Kötüyüm ulan, kötüyüm! Çıkarın beni buradan! Ben sana dedim,
Silah ver. Silahını ver. Silahını ver dedim lan. Geç silahını. Silahını ver. Ulan bırak beni. Ulan geç. Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın, çıkar. Çıkarın diyorum. Gelme üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır. Açıklayabilirim Kara. Açıklayabilirim. Kara. Yapma. Kara. Kara. Yapma Kara. Ulan gafletteydin. Uyanır dedim. Delalete geçtin uyardım. Ama ihaneti affetmem. Bir şans daha ver. Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız? Bilmiyorum ama öğrenirim. Ulan öleceksin. Hala yalan peşindesin. İstediler. Tamam bak. Çantadaki not defterine birkaç telefon numarası yazdım. Onların sahiplerini, kim olduklarını bana öğreneceksin. Tamam mı? Hadi kalk.
Neden bana haber vermediniz? Fırat arkadaşın alındığını. Ne diyorsun? Bana gelmediğine göre kime gittin diyorum. Polat Alemdar'a gittim. Polat Alemdar adlı ajanla görüştüm. Kimden izin aldın? Ana olarak hiç kimseden izin almadım ben. Almaya da niyetim yok. Tıpkı senin İsrailli, Suriyeli ajanlarla görüştüğün gibi. Ben bütün görüşmelerimi önderliğimin bilgisi dahilinde yapıyorum. Ben de bildiririm görüştüğümü. Ne hesap soracak, ne de hesap verecek durumda değilim. Sen ve senin ailen, bizim örgütümüz ve halkımız için çok önemli. Artık Fırat arkadaş, devrim şehididir. Ölümsüzdür. Sen bundan sonra bizim sembolümüzsün. Şahmeran Başkan'la konuştum. Seni KCK'nin yürütme konseyine de aday gösterdim. Başkanım da Lale arkadaşla çalışmaktan şeref duyarım dedi. Şimdi herkesi Fırat arkadaş için saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Leyla. Oyun oynanacak zaman değil. Benimle oynuyorsun. Gururumla oynuyorsun. Şahsiyetimle oynuyorsun. Şimdi de işimle mi oynamaya geldin? Bütün mesele ince değil mi? Basitleşme lütfen. Bırak beni. Leyla, sen beni seviyorsun. Ben seni seviyorum diye. İnsanlar bizim yüzümüzden ölecekler. Senden tek istediğim, Kaşifoğlu neredeyse yanına götür beni. Senin yanında soracaklarımı sorayım. Ondan sonra ne işlem yapacaksan yap. Anneciğim, doktor yakın arkadaşım. Bir gelip baksa. Doktor moktor istemiyorum kızım. İşitmiyor mu kulağın? Dede. Nazife ninem niye doktor istemiyor? İnatçılık yapıyor. Ama yürümek istemiyor mu? Belki doktorun ona yürüyemeyeceksin demesinden korkuyor. Ne mahsuru var doktorun bakmasının? Ya çaresi varsa ayağa kalkmanızın? Allah isterse ayağa kalkarım, istemezse kalkmam. Anam, ne biliyoruz ki istiyor mu, istemiyor mu? Belki İnci'nin ağzından söyletiyor. Haşa de, tövbe de Hamide Hanım. Ben gidip kalkmamasını söyleyeyim. Yok baba, istemiyor. Kızım, dosyalar dolabın içinde. Sen doktora dosyaları göster. Yine görmek isterse buyursun gelsin. Nazife Hanım bana yok der, sana yok der ama torununa yok diyemez. Kaşifoğlu yokken nasıl yapacağız bu operasyonu?
Bu plan için günlerdir istihbarat topluyoruz. Ekipler hazırladık. Olay yerini inceledik. Kaşifoğlu da üzerine düşenin yaptığı. Ona gerek yok. Ya satarsa bizi? Kimi satıp kimi satmayacağını bilir Kaşifoğlu. Korkuyorsan gelme. Korkmayla ne alakası var? Benim orada yerim yok. Operasyonu siz yapacaksınız, örgüt değil. Üşüdün mü aslanım? Hayır komutanım. Bak, üşümemiş. Kalbim ağrıyor dedi ama inanmadık. Kaçmak için numara yapıyor dedik. Sonra elektrik gitti. Dışarıdan birkaç el silah sesi geldi. Çıktık. Polat bırakır mısın? Odada kilitliydi. Kaçmasın diye. Geldiğimizde oda yine kilitliydi. Kaşifoğlu ölmüştü. Nereye gidiyorsun? Eve nereye gideceğim? Kapıyı kilitlediğimden eminim. Abi neymiş? Kara gelip öldürmüş. O kara elbet elime geçecek. Abi birkaç kişiyle konuştum. Biraz tehlikeli ama istiyorsan deneyeyim. Örgütün içinden bilgi alabilirim operasyonla ilgili. Dene Abdüley, dene. Vaktimiz kalmadı. Abi burası senin söylediğin mesajı atanın evi. Niye lojmanda oturmuyor bu? Bekar. Çıkmamış da. Ha. Kendi istememiştir bunu. Millet rahat girsin çıksın diye. Biz de rahat girip çıkalım o zaman. Sen bekle burada. Thank you.
beni tanıyor musun? Ha? Peki sen benim ihaneti affettiğimi duydun mu? Bu sefer edeceğim. O zaman bana Kaşifoğlu'yla girdiğin ihaneti anlatacaksın. Ben de seni bağışlayacağım. Anladın mı? Anladın mı? Sen ciddi ciddi Polat'ı dinletmek için karar istiyorsun. Benim şahıslarla ilgili bir derdim yok. Ben o kağıtta yazan numaraları takip etmek istiyorum. Ortam dinlemesi talebi de var. Sadece Polat'ı değil, Abdüley'i, Memati'yi. Hadi onları geçtik. Ömer babanı, Nazife anneni de dinleteceksin. Ve tabii ki İnci Tataroğlu Alemdar'ı da. Başka bir önerin var mı Kara'yı bulmak için bir sen? Başın belaya girecek. Herkes yanlış anlayacak. İş için olsa bile Polat'ın karısını dinletiyor diyecekler. Ben hiçbir zaman dedikoduları dinlemedim. Şimdi de dinlemeyeceğim. Sen benim hiç savcılık yaptığımı gördün mü? Ben savcıyım, savcı değil. Peki. Efendim, emrettiğiniz üzere hastanede tedbirlerimiz en üst seviyede. Ben bizzat pusatın gölgesi oldum. Ayrıca bu kata girişler tamamen yasak. Hani yasaktı girişler, Allah'ın delisi. Bana mı diyorsun deli diye? Çok akıllısın ya, Allah'ın ayısı. İbrahim Bey, rica etsem çıkar mısınız? Çıkmam. Sıkayım mı efendim? Hele bir git Hüsnü. Peki efendim. Ne var İbo? Cevheri duydun, onun için mi geldin? Benim cevherim kayıp. Sen benim cevherimden haber ver. Pelimi gördün mü? İbrahim, yemin ediyorum bütün acımı senden alırım. Emate, evlat acısını sen bilirsin. Senin en azından başını koyup ağlayacak bir mezar taşın var. Benim kızım ölü mü sağ mı öğrenmem lazım. Lan nüfus müdürü müyüm ben? Senin istihbaratçıların bilirler. Kız CIA'ya mı kaçmış? Lan kızım bizi öldürecekti. Şişirme beni. Sanki sen ben çok hatasızız, günahsızız. Senin derin bağlantıların vardır. Ara yanımda. Hayırdır İbrahim? Kızımı gördün mü? Akrabayız ne de olsa. Ne olmuş buna Memati? Bunun dilinden artık Hüsnü anlar. İbrahim bize müsaade et. Konuşacaklarımız var. Polat Alemdar, seni CIA'den tanıdığım vardır. Bana bir adres ver, kızımı sorayım. Kızın yaşıyorsa çoktan gitmiştir Virginia'ya. Kârı yok. Gideceğiz Amerika'ya. Ayı işte. İninin kapısı yok ki. Usta ne yaptın? Memati sorup duruyordun ya. Başka çare kalmadı. Zaza'yı öldüreceksin. Hele şükür. Oh. Kaç kere söyledim sana gelmeden ara diye? Evde biri mi var? Kanımı yeni değiştirdim İbrahim. Bir hafta spor yasak. Galiba haklısınız Fikret Bey. Amerika'ya kaçtı Peri. Demedim mi İbrahim? İlk defa dediniz Fikret Bey. Vizen var mı? Ne vizesi? Pasaportum bile yok. Kurtulamadın ayılıktan İbrahim.
Git pasaport çıkart. Bu saatte çıkıyor mu ki? Çıkar çıkar. Pasaportun saati olmaz. Hadi. Gitti mi babam? Gitti Periciğim. Fikret amca, hala kızgın mı bana? Fikret amcam bir işe el attı mı, o işi halleder. İbrahim de Davut da kuzu oldular, kuzu. O zaman niye saklanıyorum hala? Ne al, sıkıldın mı benden? Yo, saklanmaktan yoruldum, sıkıldım. O zaman biraz daha bekleyeceksin. Yok mu senin Virginia'dan başka ajan arkadaşın? Şöyle genç, güzel. Beni tanıştıracağın. Cevheri gömene kadar mühlet verdim. İyi yapmışsın usta. İkisini birden gömerim aynı yere. Zaza ile bitmez bu iş. 5 kişi var Zaza ile birlikte götüreceğin. Onlardan biri sağ kalırsa başımıza bela olurlar. Usta, hepsini biliyorum. Sen rahat ol. Yanlış anlama, ben çok memnunum. Ama sen niye bu kadar kızdın merak ettim. Ya burama kadar gelmişti. Hadi bütün yaptıklarını geçtim. Ben neyin derdindeyim, o neyin derdinde? Fırat'tır, Cevher'dir, Pusat'tır, odur budur. Kendi işime bakamıyorum ya. Askerim ölecek, askerim. Ben Zaza'ya bir fırsat verdim. Fırat'ı bana teslim etseydi bu işi bitirecektim. Lale Zara'dan Suriyeli'nin yerini alıp tepelerine binmiştim. Kışa girmeden temizlik yapmak lazımdı. Geç kaldık. Ama olsun. Başkanım, arkadaşlar bilgi verdiler. Abdüley isimli ajan Vatan Mahallesi'nde görülmüş. Konuş lan it, konuş! Abi yemin ederim bilmiyorum. Çıkar lan pantolonunu. Abi öldür beni. Çıkar lan. Peki, sen bilirsin koçum. Tamam, konuşacağım abi. Anlat. Anlat lan. Kandil'e operasyona gidecek özel bir birlik var abi. Son eğitimlerini burada yapıyorlar. Jandarma dış güvenliğini sağlıyor. Nerede bunlar? Eski tekel binası var. Paşa Bahçede. Jandarmanın da içeride ne olduğundan haberi bilgisi yok. Şerefsiz. Siz bu devletin ekmeğini yiyeceksiniz. Sonra da böyle şerefsizce ihanet edeceksiniz ha? Göstereceğim lan ben size. İhaneti. Thank you.
Abi bir daha buraya gelirsen beni öldürürler. Biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Nereden bileyim? Bir sor millete. Bir şey öğrenirsen bana haber ver. Demiyorum be. Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Hayır zaten Allah'tan gelecek. Sen sebebe kızıyorsun. Ben kendime kızıyorum. Bu hallere nasıl düştüm? Düşüren çaresini gönderiyor. Niye mani oluyorsun? Ben bu kadına bir saniye tahammül edemiyorum. Sen ne diyorsun bey? Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sevmediğin her şey seni kötürüm yapar. Ayaklarının tutmaması Allah isterse geçer. Ama gönlünün kötürüm olmasının çaresi sende. Hadi sevgiyi de geçtik. Oğluna saygın yok mu? Oğlunun sende hatırı yok mu? Oğlum yanlış yaptı. Yanlışını anlamasını istiyorum. Bence de oğlun yanlış yaptı. Hiç doğru yaptığını düşünmüyorum. Ama yanlış yaptı diye ben olmaktan mı çıkayım? Başka biri mi olayım? Bazı anneler evladı yanlış yaptı diye döver. Dövmek doğru mu? Sen gel hep beni döv. Oğluna bir şey deme. O kadına da hiçbir şey deme. 5 yaşındaki çocuk bile senin doktora niye görünmediğini anlamıyor. Bir şey çıkmayacak çünkü. Görün de çıkmasın. Peki tamam. Senin hatırına görüneceğim. Ama hiçbir şey çıkmayacak. Ben hanımefendiyi ayağa kaldırırım. Yuppi! Ninem artık girecek. Emin misiniz doktor bey? Boşuna ümit vermiş olmayalım. Emin olmasam söylemem. Ama kendisinin de bana yardımcı olması lazım. Yaşasın! Ninem artık girecek. 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 Ninem artık girecek.
gideceğiz. Hadi inşallah güzel kızım. Doktor Bey, Nazife Hanım sizi bekliyor. Hanım bak, Doktor Bey'in müjdeli haberleri var. Eksik olmasın. Hanımefendi, raporlarınıza baktım. İşimiz kolay değil. Ama ben eskisi gibi olmasa bile yürüyebileceğinizi düşünüyorum. O kağıtlara bir sürü doktor baktı. Onların görmediği neyi gördün Doktor Bey? Bu kağıtlar bana yürüyemediğinizi söylüyor. Asla ayağa kalkamayacağınızı söylemiyor. Ben inançla her şeyin düzelebileceğine inanan insanlardanım. Nineciğim, niye ağlıyorsun? Sevinçten kızım, sevinçten. Lale zara satmaz diyordun Suriyeli'yi. Abi, tekel binasında ne var ki? Gidince göreceğiz. Memati abi, haber vereyim mi? Onun işi var. Hadi gel. Bundan sonra burası benim mekanım. Sen de bana çalışıyorsun. Ben Zaza'dan başkasını tanımam. Hüsnü. İyi. Bundan sonra da Zaza seni tanımaz. Çocuğum. Bırakın lan beni. Bırakın. Güzel. Bırakın lan beni. Tamam, vericileri blok ettim. 10 dakika içinde operasyonu bitirip buradan ayrılacağız. Takviye ekibi çıkarın. Alo. 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 Niye çekmiyor lan bu? Tertip. Seninki çekiyor mu? Benimki de çekmiyor. Tertip, seninki çekiyor mu? Çekiyor mu tertip? Bir anda bir şey oluyor. Anlamadım. Çekiyor mu?
Şimdi nasılsın aslanım? Hala üşümedin mi? Komutanım, bu buz yeri de biraz daha koyun. Komutanım, 6 saat oldu. Kandil'de kaç saat yatacaksınız karın altında biliyor musun? Toplanın, gidiyoruz. Arkadan çevirelim. Ben yatıyorum aslanım. Bitince seslenirsin. Komutanım, sabah uyununca gelin. Kim? Paydos! Bugünlük bu kadar yeter. Hadi koçum, görüşürüz. Hadi. Eyvallah, sağ ol. Hadi geçinler. Hadi koçum, görüşürüz. Hadi dayan. Hadi dostum. Ha gayret. Hadi dayan. Hadi koçlar, sabaha bekliyorum sizi. Abi, buradayım. Telefonları kesmişler. Git yardım çağır. Polat Alemdar, bu taraftan. Karanın tarafına geç Abdülay. Demiş arkadaş, gönder bakalım roket. Ben bakarım abi. Toplanın, gidiyoruz.
Adınız ne? Ne planınız? Gel. Dayı, bizim altın sevkiyatı yaptığımız depoyu basmışlar. Orayı nereden öğrendiler? Dayı, ne yapacağız? Durun, teslim oluyorum. Mevati Bey. Vay. Aralanız Asat oyunu. Üstü. Alo. Şeref Sazoğlu. Önce şerefini alacağım, sonra canını. Nerede olduğumu biliyorsun. Bırak. Tespih koptu. Taneler dağıldı. Sabır tükendi.